Bak motorlara bak, görüyor musun? Görüyor musunuz? Görüyor mu? Görüyorsunuz mu? Bunlar hep tamir olacak işte. Bazen yanlış meslek mi seçtim acaba diyorum. Bir sürü motor. Bu şekilde neredeyse bütün tamirciler, bütün ustalar ve kendisine ustayım diyenler, kendini usta zannedenlerin dükkanları motosiklet çakılı. Neden? Motosiklet kullanıcıların büyük bir çoğunluğu motosikletine bakmayı, bakımını yapmayı bilmiyor. Motosikletin neyi, nedir, neresinde ne var? Bunları bilmiyor. Bu sebepten maalesef ki ustaların tamirhaneleri dolu. İkinci bir sebep de hemen 500 metre motor kullanan adam kendini tamamen motorcu zannediyor. Tamam ya diyor, ben oldum artık. Yani aramızda yeni olanlar değil de eski motorcular ve etrafındaki arkadaşlarına, eşine, dostuna motosiklet öğretmiş olanlar ya da yeni öğrenen birinin yakınen tanıyan olanlar beni çok daha iyi anlayacaktır. Ki benim başıma çok çok geldi. Çok kez geldi. Birçok kişiye de motor öğrettim. Öğretmeye de devam ediyorum ama insanlar motora biniyor. Buradan bu yolun sonu kadar ne kadardır? En fazla 500 metredir. 1 kilometrede hala değil de 1 kilometrede. Gitti, oradan döndü geldi değil mi? Adam diyor ki aa bu kolaymış ya, tamam. Ben tamam artık, tamamım diyor ya, ben öğrendim artık diyor. Sürerim ya ben diyor. Ondan sonra sürerim ya dedikten sonra parası da varsa gidiyor. Hangisinin şekli güzelse onu alıyor. Neyse ki son zamanlarda, son yıllarda internet ve sosyal medya geliştiği için biraz motosiklet kullanıcılarına, yeni motorcu olacaklara büyük katkısı var. Nasıl katkısı var? Akıllı olanlardan bahsediyorum tabi. Buradan iniş var mıydı lan? Yok. Akıllı olanlardan bahsediyorum, akıllı insanlardan bahsediyorum. Son zamanlarda interneti kullanarak bu YouTube'un falan motovlogların çoğalmasıyla, YouTube'u kullanan insanın çoğalmasıyla biraz daha bilinçlenmeye başladılar. Motovlog çekenlerin, motosikletle ilgili video çekenlerin, video paylaşanların bu konuda katkısı çok büyük. Biraz daha fark etti son zamanlarda. Ama onun dışında izlemeyenler, araştırmayanlar, öğrenmeyenler, öğrenmeye çalışmayanlar hemen sağdan soldan arkadaşı, eşi, dostu, komşusu görüyor. Ben de süreyim diyor. İşe gider gelirim, gezerim diyor. Hafta sonları alırım, kız tavlarım diyor. İşte diyor bir de diyor şeye varırım, racing alırım diyor. Nereden dönüyorduk? Racing alırım diyor, yarış motoru alırım diyor. Racing'i de bilmiyor, yarış motoru alırım diyor. Oradan hatun düşürürüm. Birçoğunun düşündüğü bu. Gidiyorlar ondan sonra paket oluyorlar. Ondan sonra böyle tamirhaneler çakılıyor. Bir de kendisini usta zanneden ilginç, değişik, üçkağıtçı, dolandırıcı insanlar diyorum ben onlara. Çünkü usta olmadıkları halde kendilerini usta olarak görüyorlar. Bir lastik patlağı değiştirmeyle insan usta olmaz. Olsan lastik patlağı değiştirme ustası olursun. Bu arada şu sol tarafta gördüğünüz Anka Park olacak. Avrupa'nın zannedersem en büyük parkı olacak diye. Tam emin değilim ama öyle olması lazım. Mahkeme buraya park yapamazsınız demesine rağmen Melih Başkan'ın hadi lan oradan benden iyi mi bileceğiniz diyerek parkın yapımına devam ettiği park. Anka Park. Yapımı da büyük bir hızla devam ediyor. Neyse daha fazla anlatmayayım oradan. Biraz siyasete kaçacak ucu sonu. Dediğim gibi ustaların, kendini usta zannedenlerin daha doğrusu motoru doğru düzgün tamir edemediğinden dolayı insanların 3 gün sonra geri gelmeleri. Şöyle insanlar var. Usta demiyorum onlara. Ağzım usta diyesim geliyor da. Kendisini usta tabir eden ama usta olmayan şöyle insanlar var. Motorun belli bir yerini doğru düzgün yapmayarak, doğru düzgün yapmayıp durun lan bile
bile bile yapmayıp, yarım bırakıp birkaç gün sonra geri gelmesini sağlayan şerefsiz insanlar var. Bu yüzden bu saydığım 3 sebepten biraz fazla uzattım. 3 sebebi tekrar özet geçeyim. Birincisi, insanların 50 metre, 100 metre, 500 metre motor kullandığı zaman düşmeden dönüp geldikten sonra kendini tamam ben oldum artık diye motorcu zannetmeleri, gidip bir yere paket olmaları. İkinci sebep, insanların sadece motoru sürmekle ilgilendikleri ama hiç ufak tefek işlerini bile kendileri yapmamaları. En azından bir yağını değiştirip bujisini, havitresini kendin değiştirebilesin ki tamam ustalar da ekmek yesin ama onlar her türlü ekmeğini yer zaten. Yapamadığın şeyler var illaki. Ama ufak tefek şeyleri kendin yapabilirsin. İkincisi bu. Üçüncüsü de kendisini ustayım diye tanıtıp usta zannedip insanların motorlarını bilerek, yapanları da gördüm, bilerek ya da bilmeyerek tamamen tamir etmemeleri 3-4 gün sonra, bir hafta sonra geri gelsinler diye. Bu yüzden arkadaşlar gittiğiniz ustaya dikkat edin. Tanıyın, eşinize, dostunuza sorarak bilerek gidin. Birçok kez başıma geldi. Yani benim onlarca, yüzlerce kez başıma geldi. Ben 15 yıldır motor kullanıyorum, 15 yıldır aynı ustaya giderim. Bu yüzden motoru götürdüğünüz insanlara dikkat edin. Motoru yaptırdığınız insanlara dikkat edin. Yazık, günah. Alıyorsunuz taksitle zar zor. Yani affedersiniz, götünüz çıka çıka taksitlerini ödüyorsunuz onların. Ödemeye çalışıyorsunuz. Ama ufak bir arızada ya da bakımında götürüyorsunuz damgalan birine. Adam bilmiyor ki işte. Eskiden bisiklet tamir ediyormuş. Şimdi motor tamircisi olmuş. Niye? O işte para çok. Sizin motorunuzun içine ediyor. Ustalara dikkat edin. Bu yüzden usta tamirhaneler çakılı. Demek istediğim bu. Tamir işi, usta işi, güvenilir usta bulmak işi biraz zor, biraz sıkıntılı. Nereden gitsem? Şuradan mı sağa dönsem? Ne yapsam ki? Sağa dön. Usta işi biraz sıkıntılı ya. Bu yüzden eşinize, dostunuza sorarak gidin. Yani şurada bir usta varmış, dur ben gideyim demeyin. Bir de size yanlış yapan ustaya, eğer bundan eminseniz, size bile bile yanlış yaptıysa, bunu fark ettiyseniz, bir daha gitmemekte kalmayıp, zaten muhtemelen gitmezsiniz eğer bile bile hala gitmeye devam ediyorsanız, zaten siz hak ediyorsunuzdur onu da. Eğer gitmiyorsanız sadece gitmemekte kalmayıp çevrenizdeki motorculara da ona gitmemesi konusunda uyarın. Ve ayrıca bir eşiniz, dostunuz, tanıdığınız, arkadaşınız size böyle bir usta şikayetiyle, lan şu usta şöyle şöyle böyle yaptı bana, şöyle oldu böyle oldu diyorsa, sözüne güvenebileceğiniz bir arkadaşınızsa, siz de o ustaya gitmeyin. Motorcular olarak birbirinize destek olun. Birbirinize kazık atan insanlara gitmeyin. Tamam mı? Birlik olun yani. Anlatabiliyor muyum? Nerede? Söğüt Özü, Beştepe, Çiftlik. Buradan mı gidiyordum? Aslında yanlış girdim. Yanlış mı girdim, doğru mu girdim lan? Ne oldu? Labra nereye gidiyor? Vay anasını, yanlış girdim. Yo, doğru mu girdim? Neyse, devam et. Neyse. Yolları unuttum ya, yıllardır gelmiyorum buraya. Şu karşı tarafta gördüğünüz saray, Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Bu arada doğru girmiş ama yollar değiştiği için ben şaşırmışım. Normalde yol böyle gelmiyordu. Saraydan dolayı yolu değiştirmişler. Anlatacaklarım bu kadar işte, bitti. Kendinize iyi bakın. Usta konusunda dediğim gibi dikkat edin. Mümkün olduğu kadar kendi bakımınızı kendiniz yapmaya çalışın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.